Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâka na'budu ve iyyâka nesta'in. Ehdine's sıratul müstakîm. Sıratul lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Today, inshallah, we are going to conclude the first part of our visit to the world of Surah Fatiha. Allah-u Teala'nın lütfuyla Fatiha suresinin bir kısmını tamamlayacağız. Bugün araştırmayı da tamamlayacağız yahut bunu burada beyan edeceğiz. Ki biz Allah hakkında biz onu ortaya çıkardık. Daha önce de söylediğim gibi Fatiha suresi iki kısma ayrılabilir. Birinci kısım yaratanın detayları ile ilgilidir ve ikinci kısım mahlukatın detayları ile ilgilidir. Ancak bunların her ikisi kesin değildir, ayrı ayrı kesin olarak. Bunlar birbirine birbirinden bahsederler ve aralarında bir bağ vardır. Her ikisi arasında bir sanki bir köprü vardır. Ve o köprü İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn'dir. Özet olarak ben şunu söyleyebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın detaylarını beyan eder ki Allah yaratandır kainatın. Onun iki sıfatını Ar-Rahman ve Ar-Rahim'den bahseder. In the whole process, the entire phenomenon of creation. Bunlar doğuşta çok önemli rolleri vardır. Sonra elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Ve şunu kabul ederiz. Bütün metler, övgüler yaratan içindir. Ki o bütün kainatı yaratmıştır. Ve bildiğimiz yahut bilmediğimiz bütün varlıkları o yaratmıştır. Yahut gelecekte bileceğimiz varlıkları da o yaratmıştır. Rahmaniyet ve rahimiyet, rahim oluşu ve rahman oluşu ve rahim oluşu, yani mahlukatın Allah'ı zatında rahman ve rahim sıfatları bulunur. O çok mihribandır. Lütfedendir. Ve kendi sıfatlarını sık sık gösterir. Ve bir defa gösterdiği zaman durmadan onu kullarına açmaya devam eder. Ve bu Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmenin bir menbaıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün övgüler Allah içindir. Burada Rahman ve Rahim oluşunun iki sıfatı birliktedir, bulunur. Ve her iki sıfat vasıtasıyla o bizim için sanki bir Rab'dır. Bizi ayakta tutandır, yaratandır o. O da küçük küçük zerreleri kaldırarak onlardan büyük bir insan, en güzel insanı yaratır. O da yokluktan var eder. Ve bütün varlıkları bir işare ile çoğaltır. An ever moving quality
which moves from lesser excellence to higher excellence. O küçük bir yüzeyden üst yüzeye kadar gider. Once he takes over bu varlıklar, it continuously and incessantly goes on growing in quality. Allah bir şey ele aldığı zaman onu daima çoğaltmaya başlatır ve başlar ve onun hacmi dahi çoğalır. Maddi olması gerekli değil. Sıfat bakımından dahi bir hacim söz konusudur. All praise be to him. Bütün övgüler onun içindir. In its entire excellence. Ve övgüden murad tam övgü, tam hamd murattır. Öyle hamd ki kamil olsun ki başkası için bir şey bırakılmış olmasın. O hamd hakkında bir mükemmellik vardır. Her şeyi o hamd vasıtasıyla sınırlandırır. Kendisine başka bir hamd ona vermedikçe. Bunun hakkında ben geçen senedeki derste detaylı olarak bundan bahsettim. Onun için tekrar etmeyeceğim. Özet olarak burada ben beyan ediyorum. Ar-Rahman-ı-Rahim not only the creator of the material universe, yalnız maddi kainatın yaratıcısı değildir, yaratanı. Ki burada insan mükemmelleşti. Aksine o manevi ya dini dünyayı yaratmanın sorumlusudur. Ar-Rahman yani Kur'an-ı Kerim'in Rahmanı, Kur'an-ı Kerim'i var eden Ar-Rahim şeriyeti ve yasayı yürürlüğe koyan, her ikisi arasında lütuf bağı bulunur, sıfatı bulunur. Maddi dünya ve manevi yahut dini dünya her ikisinin yaratanı tektir. So the handicraft of one, o zaman bir tek yaratanın yarattığı yaratılışında aynı sıfatlar olacak. Ayrı ayrı olamaz onlar. Yahut tezat bulunamaz asla. Bunun maddi dünyasında ve manevi dünyasında. O bizzat onları yaratmıştır. Her ikisi arasında uygunluk bulunur. Yani Ar-Rahman ve Ar-Rahim maddi dünyanın yaratanıdır. Ve Ar-Rahman Ar-Rahim zikri tekrar Fatiha suresinde yapılmıştır. O da manevi dünyanın yaratanıdır. Her ikisi arasında bir uygunluk bulunur ve Ar-Rahman ve Ar-Rahim bu uygunluğu yerine getirir. Din dünyasında lütuf bulunur. Bu sıfat bulunmazsa o Allah tarafından olamaz. Bizim tanıdığımız Allah, Allah'ın zatında Rahman ve Rahim sıfatları bulunur. O öyle bir din nasıl bizim için getirebilir ki Allah-u Teala bu iki temel içinde bulunmasın, bundan uzak olsun. Hiçbir din bu sıfatlardan uzak olan Allah tarafından olamaz. Maliki Yevmiddin, owner or proprietor of every bütün varlıkların sahibidir o. Sway over everything. Onun her şey üzerinde yetkisi vardır. Rahman başlangıçtan bahseder. Başlangıç Allah tarafındandır. Rahim bir şeyin durmadan ilerlemesi konusunda bize bilgi verir. Ve Rab oluşu konusunda bu her iki anlam bulunur. Yani başlangıç ve ondan sonra ilerlemek ve musalsal ilerleme, durmadan ilerleme. Bu Rahman ve Rahim ve her ikisini birleştirildiği zaman
rubub oluşunun detaylarıdır bunlar. Malik ahiretten bahseder. Of everything by the creator. Yüce Allah yaratandır, sanki her şeyi kapsamıştır. He is the Lord of the başlangıcın Allah'ıdır o, yaratanıdır. Development. He is also the Lord of the ilerleyenin de tanrısı odur. Ahiretin tanrısı da odur. Malik oluşu bize öğretir. Temporarily. Ve gelip geçici bir sahip olursa, öyle bir zaman gelir ki o gelip geçici sahip yok olur ve Allah asıl malik olarak baki kalır. Malik olmanın anlamı öyledir ki öyle bir malik olsun ki her bakımdan tam olarak sahip olsun. Ve daha önce de ben bu ayeti kerimeyi okudum. Ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Maliki yawmiddin, the complete proprietor, absolute owner of her bakımdan mükemmeldir. Bütün varlıkların gelip geçici sahipleri onları bırakacaklar bir zaman ve onların sonunda yalnız Allah-u Teala onların sahibi olarak baki kalacak. Sanki bütün eşyalar kaybolacak. Kullu man aleyha fan ve yabka vajhu rabbeka zul celali vel ikram. Vajhu rabbeka Malik-i Yevmiddin'dir. Ve onun anlamı şudur. Geri kalan bütün varlıklar yok olacak Allah dışında. Bu öyle bir zat hakkında bize bilgi verir ki her bakımdan, her derecede kamil ve mükemmel sahiptir. Yalnız elinde bulundurmuyor bütün varlıkları, bütün eşyalara sahiptir o. Yasa ya İyi o yaratmıştır. Kıyamet gününde o oturacak. Kainat sona erince o günün sahibi de o olacak. Yani değişik muamelelere karar için kendisine sunulacak. O zaman gereklidir ki yasaları yaratan da o olsun. Ve elinde öyle güçler olsun ki o yasayı yürürlüğe koyabilsin. Yoksa o son günün sahibi olamaz. Now this is a description, an introduction. Şimdi öyle bir detaydır bu. Öyle bir tanımdır. Ki her bakımdan mükemmel ve güzeldir. The fewest possible words. Ve az kelimelerdedir. All other attempts. Ve bu insana mukabil bir şeyin tanımı yapıldığı zaman bir şey değildir bu. Try to introduce a friend of yours to others. Sizler bir dostu başka birisine tanıtmak isterseniz o zaman göreceksiniz ki ne kadar zordur bu. Bir insanı tanıtmak başkasına. Kelimeler az olacak sizin için. İnsan mertebede ne kadar küçük olursa olsun you'll not be able to do justice to him. Yalnız bir tanımı ileri sürerek insaf edemezsiniz. Her ne zaman some celebrity or something. He keeps searching his mind. Bir kulun tanımı ileri sürmek gerekirse uygun kelimeleri arar zihninde. Hangi güzel kelimelere söyleyeyim ki ben güzel bir şekilde tanıtayım. Sonunda söylemesi lazım oluyor. Ben onu tanıtabildim. Fakat ben insaf edemedim. Bu benim tanıtımdan çok daha yüksektir. Bu yalnız bir insan içindir. Fakat burada Allah'tır. Bütün kainatın yaratıcısıdır o. Ve o kendi tanıtımını ileri sürmektedir. O kadar mükemmel olarak, o kadar kamil olarak kendisini tanıtmıştır. O kadar güzellikle ki onu beyan etmek için sizde kelimeler yoktur. Ve o mükemmel olarak kendisini tanıtmıştır. Yalnız Halik olarak değil, mahlukun dahi tanıtımını yapmıştır. Eğer siz geçen günlerin tefsirini ve geçen senenin tefsirine bakarsanız hayret içinde kalacaksınız. Birkaç kelimede bizim yaratan yalnız kendisini tanıtmakla kalmayıp aksine
o mahlukatını dahi tanıtmıştır ve onu dahi izah etmiştir. Mahlukatın dahi beyan etmiştir ve onun temel felsefesini dahi beyan etmiştir. Ve sebepler ve cevaz ileri sürmüştür. Kendi tanıtımını dahi bu şekilde tanıtmıştır mahlukatını. Ve yasaları dahi ileri sürmüştür. Cansız eşyaları yürüten ve canlı eşyaları yürüten yasaları dahi ileri sürmüştür. Yani hayat dünyası ve öyle yasalardan dahi bahseder ki insan dünyasında bunlar bulunur. Ve sebepler bize söylerler. Onlara göre niye yürümek lazım? Dün mesela ben size söylüyordum. Allah kamil bir yasa yaratan nedendir? Ve başka birisi neden onun gibi olamaz? Sebebi şudur ki Allah-u Teala bu dört tane sıfatı bunlar temel şartlardır. Bir insanın kamil yasa yapması için ve başka bir zat öyle yoktur ki bu dört sıfat içinde bulunsun tam olarak. No single being other than God. Allah dışında bir zat yoktur. Bu dört arasından bir tek sıfat da kamil olarak bulunsun. Allah-u Teala'da bulunduğu gibi. Onun için elhamd bütün bu dört sıfatları kapsamaktadır. Elhamdülillah, elhamdülirrab, elhamdülirrahman, elhamdülirrahim. Allah onun kişisel adıdır. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bu Allah-u Teala için hamdır. Rahman, alhamdulillahi, alhamdulillrahman, alhamdulillrahim, bu da Allah içindir bu. Malik-i Yevmiddin dahi aynı şekildedir. Ve elhamd, tam hamd, övgü demektir. Of his own credit, not bestowed upon him forcefully or artificially by others. Which belongs there. Onu zorla başka vasıtasıyla dahi verilemez. O kendisinindir. To test. Apply, try to apply. Eğer siz bizzat tecrübe ederseniz, eğer bu özellikler başka bir insana vermeye çalışırsanız başarısız kalırsınız. Mümkün değil ki öyle bir kulu bulabilirsiniz ki içinde Rab'a mukabil olsun. Rab from ordinary things diğer insanların ilerlemesini sağlasın. Küçük yüzeyden üst yüzeye kadar getirsin. Razık olsun, rızık veren, ihtiyaçları gideren olsun. Öyle bir nizam ileri sürsün ki orada ihtiyaçları tamamlamak işi az kalmaz. Asıl gaye elde edilebilir. Mesela ben birkaç defa daha önce de bahsettim. Yemek bir aç insan için yeterlidir fakat her çeşit yemek değil. Yemek öyle bir insan için yeterlidir ki aç olsun fakat her çeşit yemek değil. Belli bir yemek olmalı. Ya, belli bir insan, aç olan bir insan için ve belli bir miktar dahi gereklidir. Eğer ondan az olursa o mükemmel olarak doğmayacak. Eğer fazla verirseniz yemek ona, kendisi için o sağlığını bozar. Yemek yedirmek istediğiniz kişinin sağlığını bozar bu. Bütün bu ihtiyaçlar ve ona benzer birçok söz vardı. Daha önce zikri yapmış bulunuyorum. Bu bazılarını zikretmedim. Bunlar bir kamil Rabb'ın düşüncesini ileri sürer. O her bakımdan övgüye muhtaçtır. Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Dünyada hiçbir insan yoktur ki ne kadar kibirli olursa olsun iddia edemez ki bu bakımdan Rabb'dir o. Ve iddia edebilsin ki övgüye müstahaktır. O zattır ki bütün eşyalara bakar ve sorumludur. Bir şeyi ilerletmenin ve onu tamamlamanın sorumlusudur diye iddia edemez. Bu güzellikle bir insanda bulunamaz Allah dışında.
an introduction of Allah is made. Allah-u Teala'nın bir tanımı ne kadar güzel yapılmıştır. İnsan hayret içinde kalır. Bu nasıl mümkündür? Ve aynı bu arada daha önce de arz ettiğim gibi mahlukatın ve bütün bilgilerden bahsedilmiştir. Bugünlerde ortaya çıkmış olan ve gelecekte de çıkacak olan bütün bilgilerden de bahseder. Bu ayet-i kerimelerde onların zikri dahi vardır. Zahirde bu çok büyük bir iddiadır. Ve gayrimüslim birisi belki diyebilir ki siz dinisiniz. Mutaassıp insanlarsınız, böyle yapabilirsiniz. Siz daimi bu gibi sıfatları kendi kitabına isnat edersiniz ki orada asla yoktur bunlar. Ve kendi Allah'a isnat edersiniz ki bunlar asla yoktur. Fakat ben bunu ispat ettim. Ve daha da ispat edebilirim. Herhangi bir insan için ben onu ispat edebilirim. Ateist birisi için, Kur'an'a inanmayan birisine de ispat edebilirim. Burada iddia edilen yalnız iddia değil, onunla birlikte ispat dahi vardır. Öyle olumlu bir şekilde sunulmuştur ki, şuurlu bir insan ki akla sahip olan bunu inkar edemez. Mesela, dün biz dinin ihtiyacı konusunda konuşuyorduk. Din nedir? Din bir hayat yasasıdır ki üst bir zat onu ortaya çıkarmıştır. O maliktir. Bizim hayatlarımızın sahibidir. Hayatlarımızı yürütür. Dine neden ihtiyaç vardır? Neden öyle bir ziyata tevekkül edebiliriz bir insan yerine? Ki o bizim için öyle bir yasa yaratsın ki bizim için daha iyi olsun. Bu sorular sorulur. Ben öyle bir devirden başlattım ki insan devrinden daha önceki bir devirdi. Öyle bir devirden dahi başlattım ki hayatın ilk kısmından idi. Nebatlar, bitkiler ve cansız hayvanlardan da bahsettim. Ve başlangıçtan beni şunu ispat ettim. Her durumda yasaların olması gerekliydi. Eşyalar kendiliğinden yürüyemez bir yasa olmadan. Yani fizik yasalar olmadan, kimya yasalar olmadan hayatı yürüten yasalar değişik eşyaları bir semte doğru geliştiriyordu. Ve o zat bu işte başarılı kaldı. Demek ki yasaya ihtiyaç vardı. Ve bu yasayı yaratan tam olarak güvenilebilirdi. O en güzel yasaları yarattı. Eğer o yasalara aykırı davranırsanız kainatın dengesini bozarsınız. Ve ilerleme merhalesine engel olursunuz. Her yasa gereklidir. Ve bütün yasalara uygundur o. Ve bir mütevazın kainattır. Yasalar vardır ve belli bir gaye için vardır bunlar. Eğer o yasayı bozarsanız sanki kainatın nizamını bozuyorsunuz demek ki. Bu ispat edilebilir. Kainatın başlangıcından beri bildiğimiz gibi. Yasalar nasıl vücut buldu? Bilginler dahi kesin olarak şöyle bir netice vardılar. Kainatın yasaları birdenbire yere gelmediler, sanki yokluktan ortaya çıktılar ve çok hızlı bir şekilde ilerlediler. O dört kuvvet gerekli olan, bizim gördüğümüz her eşya için gerekli olan, onların önünde dört yasa daha vardır. Kudretin bu dört temel kuvvet güçleri, her şeyi harekete geçirmekten sorumlu olan,
Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlerler. Ve Big Bang adıyla bunlar tanınır. Bu dört güçlerin ilerlemesi zamanı o kadar azdır ki bir insan onu asla düşünemez. Bu matematik bir figürdür. Yalnızca hesapçılar onu anlayabilirler. Genel insan onu asla düşünemezler. Ne kadar az zamandır ki içinde bu dört güçler ilerlerler. Ve daha sonra diğer yasalar nasıl onunla oluşurlar. Bütün bu iş Allah'ındır. O da yaratandır. Eğer bu dört eşya arasında bir şeyi çıkarırsanız bütün nizam bozulur. Bu dört yasa birbirine bağlıdır ve asla içinde halel bulunamaz. Birisini çıkarın ve kainat aynı şekilde kalsın, bu mümkün değil. Allah-u Teala kamil bir yaratandır. O yasa, bu yasaları yaratmıştır ve asla bir şüphe yoktur bunlarda. Bitkiler dünyasına girdiğiniz zaman aynı yasalar bulunur. Canlı hayvanların dünyasında da aynı yasalar vardır. Ve daha önce de söylediğim gibi, eğer en küçük şeyi dahi ele alırsanız, kainatta küçük değil ama zahirde küçük görülür, düşük. Bu genel yasadan başka türlü yüz çevirmektir ve bu kendi zatında bir yasadır. Eğer kör olsaydı bu yasa yaratan, bu dahi olmazdı. Değişik eşyalar genellikle soğuklukta küçülürler ve büyük olurlar. But it's not rebellious. Su buna göre değil. It is governed. Ama buna ters dahi değildir. Onun kendi bir yasası vardır. O yasa istisnai bir yasadır. Yalnız suya uygulanır. Genel olarak su buna göre yaratır ki o sıcaklıkla genişler ve yürür. Fakat bu yasaya tam olarak değil ki soğukta küçülsün. Diminishes in size for a while with the küçük cold influence of cold. Ve büyük olur soğuktan dolayı, fakat yine genişler ve buz haline gelir. Sonra ondan sonra ne küçülebilir ne de daha büyüyebilir. Aynı şekilde şekli benimser. Bu istisnai bir durumdur ve bu istisna tesadüf değil. Aksine onun vasıtasıyla yürür ve bu hayatın yaratılışında rol oynar. Diğer yasalar, bizim gördüğümüz yasalar, bütün eğer bu istisna olmasaydı bütün yasa bozulurdu. Hayat denizlerden başlamıştır. Ve hayatta ilerlemenin değişik merhalelerini kat etme gerekliydi. Ve mevsimin değişikliği de gerekliydi. Ki bu tamam tekmile ulaşabilsin bugün gördüğümüz. Ve bu denizden başladığı için ve mevsim değişecekti. Onun için İlerlemenin değişik merhalelerinden geçmesi dahi gerekliydi. Hararet derecesi o kadar düşsün ki, düşebilirdi ki, hangi canlı bir hayatın orada hayata kalması mümkün değildi. Hayatın değişmesi yalnız 60 eksi 60'ten daha aşağı düşerdi. Such would be the phases. Bu öyle bir durum olurdu ki içinden hayatın geçmesi gerekli olurdu. Fakat bu mümkün değil ki hayat bu merhalelerden
geçebilsin. Is covered and give protection. Onun için hayatın korunması için bu istisnai yasa yapıldı. Hararet derecesi düştüğü zaman su küçüleceğine daha da genişler soğuktan dolayı. Ve o genişlediği zaman diğer sudan daha hafif olur. Ve yüzeyi de yüzmeye başlar. Üst yüzeye gelir. Ve üst yüzeye geldiği zaman non-conductor of heat. So it prevents escape of heat. Sudan hararet çıkmaz ve dışarı gitmez. Because it's not a perfect non-conductor. So some more. Çünkü bu tam olarak or we should say in reality some more heat escapes the oceans to reach the outer temperature. Hararet ondan bir derece çıkar ve dışarı gider. Ve onun neticesi şu olur ki orada buz tutar. Sıcak dışarı çıkmanın yolu tam olarak kapanmadıkça, yani denizden dışarı çıkmayacağı kadar, denizin altında yani üst alt düzeyde hararet derecesi 4-5 derecede kalabilir. Fakat dış derecesi, hararet derecesi minus 300 olabilir mesela. Olum eski. Allah-u Teala bunu yaratmıştır insanın hayatı korumak için. Perfect thermometer. Ve bu kamil termometrin elde olması istisnai yasayla mümkün olabilirdi. Bütün bunlar şu bakımdan yapıldı ki insanın hayatı dünyada olabilsin, var edebilsin. Eğer bu istisnai durum olmasaydı, bu dünyada ne kadar iyi varsa hepsi helak olurdu. Bozulurdu. Bu yasa yürütendir kudrette gördüğümüz gibi. Bu bir ayıp değildir. Not a single point of weakness where you can point an accusing finger. This is bir tek yer yok ki diyebilirsiniz ki burada ayıp vardır. Eğer nizamda bir bozukluk olsaydı, bir ayıp olsaydı siz burada olmazdınız. Ateistler burada bulunmazdı. Derler ki biz kendimizin sahibi biziz. Kendi yaratanlarını da bunda kabul ederler ve diğer bütün yaratanları inkar ederler. Bunlar burada olmazdı. Eğer tam yasa bir yakaran olmasaydı. Demek ki bir kamil yasa yaratana ihtiyaç vardı ve şunu da ispat eder. Siz sanki körü körüne onun eline her şeyi bırakabilirsiniz. Ve mükemmel olarak, kamil olarak ona inanabilirsiniz. Ve onun yaptığı her şey sizin için, sizin faydanız içindir. Buna da inanabilirsiniz. Yokluktan sizi var eden zat ve bu merhale kadar getiren zat sizin dini ve manevi ilerleme için yasa yaparsa ilk olarak gereklidir ki öyle bir zat olsun ki sizin için yasa yaratsın ki ilerleyebilirsiniz. Ve ikincisi şu ki o yasaların kamil olması gereklidir. Çünkü o zat gereklidir. Bütün övgüler Allah içindir ve siz ona tevekkül etmelisiniz. O yasalara göre amel etmelisiniz. Böyle yapmazsınız o zaman kendinize zarar verirsiniz. Bu öyle iddialar vardır ki kendisini bizzat ispat ederler. İtiraz eden nerededir o zaman? Der ki siz yalnız iddia ediyorsunuz ve dine öyle şeyler isnat ediyorsunuz ki sizin kitabınız onu izah etmiyor. Bu Fatiha suresi yakında asla denilemez. İlk ayeti kerime her bakımdan kamil ve mükemmeldir. Daha sonra gelen ayetler onu daha detaylı bir şekilde izah eder ve mükemmel bir düşünce ileri sürer. Bir yaratan ve mahlukatının ve niye yasalar olmalı ve hangi yolda bu yasalar olmalı? Yani Rahman ve Rahim oluşu vesaire vesaire.
Ben şimdi söylemiştim, bu tanıtım apaçık olarak bizim önümüze şunu izah eder: her şey için bir sebep vardır. Mutlaka bir sebep bulunur her şeyin arkasında. Ve her şeyin arkasında bir sebep olursa mümkün değil ki onun bir gayesi bulunmasın. Her şey belli bir gaye için vardır ve kendi menziline ulaşır. O menzillerin zikri merhaleler şeklinde yapılabilir. Orada menziller sona ermez. Onun için Maliki Yevmiddin'in anlamı yalnız şu değil ki kıyamet gününün sahibidir. Aksine onun anlamı şu dahi vardır: Maliki Yevmiddin Ad-Din. Ad-Din'in anlamı her bakımdan ve sonsuz anlamlarıdır. Ad-Din öyle bir kelimedir ki her çeşit kainata uygulanabilir. Mesela keçilerin dini insanların dini değildir. And the Ad-Din for rabbits ve is not the Ad-Din for goats. And the Ad-Din for flowers çiçeklerin dini for rabbits. So everything which we arnabın dini değildir. Alam. Kendi zatında bir kainat vardır. Her şey için sanki bir Ad-Din vardır. Set destination. Ve her şeyin bir menzili vardır. O menzil külliyeten Allah-u Teala'nın elindedir. O Maliki Yevmiddin'dir. Bu tam bir düşüncedir. Şu bakımdan mükemmel değil ki biz tam olarak onu kapsadık. Ama başlangıçtan sonuna kadar biz bir derece kadar onu kapsadık. Ve kainatın bir düşüncesi bizim önümüze geldi Fatiha suresi vasıtasıyla. Bu merhaleye kadar geldiğiniz zaman kainat ve yaratanı anlayabilirsiniz. O zaman daha derinlemesine inerek Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarını görebilirsiniz. Ve o sıfatları kendi mahlukatından da görebilirsiniz. Ve böyle yaparsanız o zaman hayret içinde kalırsınız. Rahmaniyet ve rububiyet ve rahimiyet, they are all observed. Her şeyde bunlar bulunur. In everything created. And there is a underworld. Ve her şey için bir dünya vardır. In which üstteki dünya Rab Rahman Rahim Malik-i Yevmiddin olur. Ve her şey için bir üst dünya vardır. Orada her şey üst Rab Rahman Rahim ve Malik Maliye görür. And this continues diminution and expansion. Bu rububiyet ve rahmaniyetin genişliği genişler. Fark yalnız şudur: Kamil Rab ve Rahman bütün mahlukatın yaratanı, hangi semte giderseniz sonunda Allah-u Teala'ya gelirsiniz. O yaratandır ve bütün bu sıfatlara sahiptir. Bütün diğer eşyalarda görürsünüz bu sıfatlar vardır ancak mükemmel değildir. Bu sıfatlar kendilerine bahsedilir ve böyle olmalıydı. Çünkü bir insan televizyon yarattıysa kendi izini bırakacak o televizyon üzerinde. Her kim telefonu yarattıysa telefon üzerinde izini bırakır. Bir koltuk yaratan üzerinde izini bırakır. Öyle bir iz ki kendisini diğerlerden mümtaz kılsın. Bu nasıl mümkündür ki Allah-u Teala kendi mahlukatı üzerinde iz bırakmış olmasın? Gereklidir ki mahlukat Allah-u Teala'nın sıfatlarını göstersin. Ve hepimiz bunu tam olarak hatırımızda tutmamız lazım. O köprüye gelmeden önce, daha önce zikrettiğim köprü. Ancak ondan önce ben tekrar size Fatiha suresinin çok güzel bir
ve çok önemli konusunda anlatmak istiyorum. Bizim hayatımızın bütün meseleleri ile ilgilidir o. Eğer irtika gelirlemenin felsefesini anlarsanız gelişmenin, o zaman hayatın bütün meseleleri halledebilirsiniz. Nerede bunlar size karşınıza gelirse. Eğer yaratan ve mahlukatın bu sıfatları vasıtasıyla anlarsanız, o zaman her bir meselede başarıya ulaşırsınız. Bütün felsefelerin cevabı Fatiha suresi vasıtasıyla verilebilir. İster zudok felsefe olsun yahut gerçek felsefe olsun. Gerçek felsefeleri Fatiha suresinin ışığı altında görürseniz tam olarak onları anlarsınız. Fakat zudok felsefe batıl olan felsefe değil, uyduruk şeylerdir. İnsanlar onları yaratmıştır ki diğer insanları aldatabilsinler. Bu öyle felsefelerdir. Ve Fatiha suresi size yardım edecek o felsefeleri anlamak ve onları yenilgiye uğratmak konusunda, onların ayıplarını ortaya çıkarmak konusunda, onlar niye inkar edilmeli. Ve aynı şekilde dinler dahi Fatiha suresi vasıtasıyla tanınabilir. Batıl dinler ve doğru dinler arasında fark yaratılabilir. Ve şunu dahi anlayabilirsiniz ki neden onlar batıldır ve neler batıldır onlarda. Yanlışlıklar hangilerdir? Bu mesele dahi, yani bir dinin doğru olması yahut ya batıl olması, bu Fatiha suresi vasıtasıyla halledilebilir. Ancak bunun hakkında biz daha sonra Allah-u Teala lütfederse inşallah daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi ben İyyâke nabudu ve İyyâke nestaîn'e geliyorum. Ben çaba sarf ettim. Ne kadar tefsir ben bunun hakkında daha önce beyan ettiysem geçen senenin derslerinde, onları ben toplayayım. Fakat mümkün değil ki ben onlardan bir kısmını tekrar etmem gerekecek ki derecesini sizi ilerletebileyim. İleri götürebileyim. Biz İyyâke nâbudu dediğimiz zaman bu cümlede bazı öyle özellikler vardır ki zihinde onları hatırda tutma gereklidir. İyyâke anlamı şudur ki yalnız sensin ve senin dışında başkası yoktur. Bu her tercümede bunu göreceksiniz. Bu öyle bir şeydir ki her insan için maruftur. Fatiha suresini bilen. Nabudu, biz senin ibadetini yapıyoruz. Bu maruf bir tercümedir. Nabudu çoğuldur, tekil değil. Sanki insan kainat tarafından konuşmaktadır. Bu kelime o kadar genişleyebilir. Öyle dahi olabilir ki insan kendisi için söz söylemiş söylesin. Bu dereceye kadar sınırlı olabilir. Nabudu'nun bir sınırı daha olabilir. Öyle insanla murat olsun ki doğru yol üzerinde olsunlar. Doğru din üzerinde olsunlar. Yani İslamiyet'e tabi olsunlar. İyyâke nestaîn. Geniş bir manayı kapsayabilir bu. Bütün kainatı kapsasın. Bütün dünyayı kapsasın. Ve insan hayatına kadar sınırlı olabilir. Aynı anda. Biz bütün insanlar için söz ediyoruz. Senden yardım dilediğimiz zaman. Ve bu emin ve hayırlı insanların dünyasına dahi sınırlı olabilir. Diğerleri mukabil. Yani yardım istiyorsanız öyle güçlere karşı ki onlar din aleyhindedirler. Yani Allah'a muhaliftirler. Şimdi abd yahut ubudiyet ne demektir? Abd olmak. İbadetin anlamı nedir? Abd kelimesi
has been described before. Bunun detaylarını daha önce de yaptım. Fakat bugün daha fazla onu izah etmek istiyorum. So that we can then ki biz Fatiha suresinin ilk kısmını tekrar olarak görelim. Ve aralardaki bağ üzerinde de düşünebilelim. Ve ondan sonra dahi bir bağ vardır onlar arasında. Onu da üzerinde düşünelim. The word abd kelimesi can be described Arapça kelimede iki şekilde beyan edilebilir. It can be the root can be described. Onun mastarı ibadet olabilir. And the root can also be bir mastarı abudiyet dahi olabilir. The word abudiyet kelimesinin anlamı şudur ki let me start from here. Abud oluşunun anlamı kibarlık göstermektir. And ve ibadetin anlamı son olarak kibar olmaktır. So abudiyet, tabi ubudiyet kelimesi manlam bakımından sınırlıdır. Ancak uygulamada geniştir o. Humility, aciz ve kibarlık Allah için olursa öyle bir özelliktir o ki her mahlukata olur, her varlıkta olur. Fakat ibadet her şeyin özelliği değildir. Burada bunun için şuurlu olması şarttır. Ve bu sebeptir ki ubudiyet lazimi bir iştir. İbadet gönüllü olarak bir iştir. Ubud olmak şudur ki Allah-u Teala külliyeten insan Allah'a tabi olsun ve huşu ve huzu ile kendisini Allah'ın önüne sürmesi. Fakat gönüllü olarak değil. Her şey Allah vasıtasıyla insan bir yerde, yer üzerinde yürütülmüş olsun, o yol üzerinde ilerlemeye devam edecek, ilerler. Ve onun gücü yoktur ki o yoldan ayrılsın. Onun için o acizdir. Tam olarak acizini gösterir. O yol üzerinde kendisini tutan zat aleyhinde. Ancak aciz olarak mı kalacak Allah-u Teala'nın önünde? Eğer ona bir yetki verilseydi, asıl soru budur. Ve biz görüyoruz ki ilk defa birisine bir yetenek verildiği zaman seçenek insan oğluna verilmiştir. Ve görüyorsunuz bu seçenek insan oğluna verilmiştir. Onlar kendi yaratına tabi olsun yahut olmasın, çoğu öyledir ki yanlış yola saparlar ve Allah-u Teala'ya aciz olarak kalmazlar ve bu da gösterir ki onun acize yeterli değildi. Onların acize mecbur olarak idi. O mecburi ortadan kaldırıldığı zaman aciz olarak kalmadılar. İçinde bir cebir şeklinde bir aciz vardı. Onu tam olarak yok edemediler. Onların güçleri sınırlıydı. Kudretin yasaları onları yürütür ve izin vermez ki bazı sınırları aşsınlar. Acizin o özellikleri bakımından kendilerine bir seçenek verildiği zaman Allah-u Teala'nın önünde aciz olsunlar yahut olmasınlar, onların çoğu öyledir ki aciz olmazlar. Bu şunu gösterir ki gerçi ubudiyetin özellikleri uygulama bakımından geniştir fakat tamdır ve her şeyi kapsamaktadır. Ancak yine o kadar güçlü değildir o. Güçlü şu bakımdan, bir seçenek verildiği zaman zahirde Allah-u Teala'nın abd oluşunu olarak görülür. Asıl yoldan sapmış olurlar bunlar. Ve kendileri için başka bir yol seçmiş olurlar. O zaman Allah-u Teala'nın mahlukatı ki ibad olarak isimlendirilir. İbad, abidin çoğuludur.
Allah-u Teala'yı ibadet eden onlar çok aciz olurlar ve tam olarak aciz olurlar. Çünkü ona bir seçenek verilmiştir ki aciz olmasın. Fakat buna rağmen o yine de aciz olmayı sevdi. O bakımdan ibadet kelimesinde bir son derece bir kibarlık bulunur. Ubudiyette bunlar bulunmaz. Birisi soruyor, Abd'ın çoğulu değil midir? Evet, çoğuludur. Şimdi her ikisinde maruftur Abd. Abd maruf kelimedir. İbad ve Abid. Abid öyle insanlardır. Ki cebiren onlar köledirler. Ve ibad öyle insanlardır ki gönüllü olarak köledirler. Temel olarak her ikisi kelime aynı kelimeden çıkar. Abd kelimesinden. Şimdi abd mastar olarak ileri sürülebilir. Yani ubudiyet ve ibadet her ikisinin mastarı. Bu imtiyazi fark budur. Her iki kelime sanki iki dala ayrılırlar. Ben arz ettim. İbad, abid ve abd ikisinin çoğuludur. Amirul Mu'minin diyor ki ibad daha fazla arz ediyor ki ibadetin çoğulu aynı şekilde olur. Nasıl abidin çoğulu abidin olur. Ben size anlatayım. Asıl şudur ki en müstened Arapça lügatı ta bakımından ibad kelimesi tercihen abidin çoğuludur. İbadet bakımından. Although it also can be taken as a plural of bu abdın çoğulu dahi olabilir. Fakat bu fark hakkında ben daha sonra bahsedeceğim. Şimdi ibadet daha önce de arz ettiğim gibi orada gönüllülük vardır. O da temel kelime aynı kalır. Bu özellik gönüllülük tan bahsedilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala der ki Allah ta'budu illa iyyahu. Her insan abd'tır fakat abd'a bir seçenek bulunmaz. Fakat burada bir seçenek verilmiştir abd'a. Ve ona emir verilmiştir. Belli bir yol üzerinde yürüsün. Ve nasihat edilmiştir. Allah ta'budu illa iyyahu. Başkasının ibadetine yapma Allah dışında. Ve lazimi bir özellik dahi vardır. O da abudiyet vasıtasıyla olur ki onu izah edilir ve daha önce de zikrettim. Allah-u Teala der ki in kullu man fis semavati vel ardi illa atir rahmani abda. Bütün varlıklar eskiden vardı, şu anda vardı ya gelecekte olacaklardı. İlla atir rahmane abda. Onların hepsi sonunda Allah-u Teala'ya geri gelecekler. Onların geri gelmesi gereklidir. Başka seçenekleri yoktur. Allah ile mülaki olmadan Allah-u Teala ya tam olarak boyun eğen olacaklardır. Burada her iki amel izah edilmiştir. İbadet ameli ibadet bir gönüllü bir ameldir ve ubudiyet bir mecburi bir ameldir. Abada öyle bir mastardır ki her iki kelime bundan çıkar. Daha önce de beyan ettiğim gibi ve ibad abdın çoğulu dahi olabilir. Abidin de çoğuludur bu. Ancak abada'nın birçok anlamı vardır. Abada'nın bir anlamı şudur, hizmet etmek. Bir insan hizmet ederse
sanki o abd olur ve bunda mecburi ve gönüllü sıfat her ikisi bulunur. A voluntary quality about it as well. Abada yani öyle bir zat ki mamluk olsun, yani köle olsun. O kendi sahibine hizmet eder. Fakat şu bakımdan hizmet eder. Sanki mecburdur, için başka elinde bir seçenek yoktu, ona hizmet etmeliydi. Fakat öyle insanlar dahi olur ki onlar hizmet olarak görev yaparlar. Onlara abud denilir yahut ibad denilir onlara. Mesela sonra şu dahi vardır. Abada kelimesinde akidet dahi vardır. İnanç yani sevgi. Mesela Arapçada denilir ki abdu dinarin. Ruined is the ab or the slave of money. Helak olmak who is the slave paranın kölesi. Burada bir cebir yoktur. Yoksa her insan köleye köle olurdu paraya. Burada yine başka bir özellik vardır. Şunu gösterir. Siz hangi şekilde olursa olsun hizmet edebilirsiniz. Gönüllü olarak. Öyle ki sanki onu ibadet etmeye devam ettiniz. Siz kendi paranızın sahibi olursanız yahut malik oluşunun sahibi olursanız abdu dinar olarak isimlendirilemezsiniz. Ama sizin paranız, sizin sahibiniz olursa o zaman siz abdu dinar olarak denilebilirsiniz. Yahut işiniz abada dinar olarak izah edilebilir. Yani paraya o kadar meyil ettiniz ki sanki onun that he lost his capacity of üzerinde sizin sahipliğinizi yok ettiniz. The things were reversed, the relationship were reversed. When we biz abida dediğimiz zaman anlamı şudur ki lazema ve lam yufarikhu. And also şu dahi bunun kapsamındadır. Çünkü bazen Arapça bir kelime olursa, başka bir mastardan olursa değişik şekillerde olur. Ve bir şekilin anlamlarını kabul ederseniz aynı kelimenin başka bir şekilde aynı anlamı olabilir. Mesela Allah'a şöyle demesi lazımdı. İyyâke nâbudu ve iyyâke nâbudu. Abeda yâbudu eğer bunun mastarı olursa. Ancak Allah-u Teala yalnız dedi ki İyyâke nâbudu. Fakat mümkündür ki bunda aynı kelimenin değişik şekillerinin anlamları dahi bulunur. Yani abida. Abida, ibadet kelimesinin anlamlarını daha da güzelleştirir. Abida'nın anlamı lazema ve lam yufarikhu demektir. Eğer bir insan bir şeye yapışırsa ve onu bırakmazsa ve onda kendisi için vefa varsa ona abida denilebilir. Burada dahi gönüllülük bir sıfatı vardır. Çünkü bir insan başka bir şeye ya yapışırsa, mecbur olursa ona mesela bir köle. Fakat bir insan gönüllü olarak yaparsa onu bırakmak istemez ve onda bir vefa bulunur. Buna Arapçada abida denilir. Ve abidanın bir anlamı şudur. Bir insanı zamm etmek. Arapçada derler ki abida ala nafsihi. That he put the kendi nefsinin kusurlu saydı. So in the light of bu manaların ışığı altında ibadetin anlamı daha derinlemesine inerek ve danışlemesine inerek onu anlamak mümkün. Abd kelimesi ya da abida kelimesini kullandığımız zaman bütün bu manalar bunun zatında bulunur. The connotation yani bir anlamı şu ki
bir kararı gönüllü olarak kabul etmek. Bir anlamı şu ki, aciz göstermek en güzel. Bir anlamı şu ki, öyle bir yağlı gönüllü olarak bırakmak ki biz işte onu istiyoruz. Ve başka bir yolu yer tutmak, başka birisinin beyan ettiği. Also, ve vefanın bir özelliği, biz senin ibadetini yapıyoruz ve bu bakımdan biz gerçekten ancak senin ibadetini yapmak istiyoruz, senin ibadetini yapmak istiyoruz, senin dışında başkasının ibadetini asla düşünemeyiz, biz senin ibadetini yapmadan biz duramayız, senin ibadetinden ayrılmak istemeyiz hiçbir şekilde. Ve bu arada eğer bizden bir kusur olursa, eğer biz ibadetimizin sorumluluğunu tam olarak eda edemezsek, o zaman sana kusurlu demeyeceğiz, kendimizin kusurlu olduğumuzu kabul edeceğiz. Abida, yani biz tam olarak kendimizi kusurlu sayıyoruz ve diyoruz ki biz hata yaptık, biz bir eksiklik yarattık ve bizim kusurumuzdur. All the blame ve bütün günah kabahat bizdedir. Good qualities and iyilik hep sendedir. Abida'nın anlamı budur. Which is also present in İyyaka nabududa bu vardır. So o bakımdan sense, when we begin to biz bu cümleyi this cümlenin daha önceki cümle söylenmiş cümleyle bağlamak istiyorsak kendi aralarındaki bağ üç değişik kelimelerle olabilir. Ve üç kelime arasında üç ayrı ayrı zata dikkat verilecek. Bir tek zat vardır. Fakat onun değişik sıfatları vardır. Bu mükemmel söz Allah-u Teala'ya doğru isnat edilebilir. O sıfatlar arasında, zikredilen sıfatlar arasında. Biz deriz ki Allah-u Teala bir sıfatından ikinci sıfatına göre baskı olacak. Özet olarak Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın şöyle zikri vardır ki öyle bir zattır ki bütün övgülere sahiptir. Ve bu onun kişisel hakkıdır. By his own merit. Bütün övgüler Allah içindir. Ve daha sonra gelen beyanatlar bunun izah ederler. Neden bütün övgüler Allah içindir diye. Ancak ilk cümle yeterlidir ve kuvvetlidir. Asla şüphe yoktur içinde. Alhamdülillah, bütün övgüler Allah içindir. Biz ibadet hakkında söz söylediğimiz zaman ibadete tabi olmak sıfatı vardır ve bir sıfat şudur ki biz soru sormuyoruz ibadet konusunda. Ve bu bize anlatıyoruz ki bizim ibadetimiz yalnız Allah için olmalı, başka bir zat için değil. O bakımdan biz deriz ki İyyaka nabudu. Onun anlamı şudur ki ibadetin sınırlı anlamında kalarak aramızdan öyle insanlar ki seni anladılar. Sen onlara tanıtımını yaptın. Biz senin tecellilerini görmeye başladık. Önce bir öyle bir taifeyle alakamız vardı ki sanki orada bir cebir vardı sana tabi olsunlar diye. Fakat şimdi seni gördükten sonra senin güzelliğini ve tecellilerini görünce, senin tanıtımını yapınca, şimdi artık öyle değil. Öyle taifeden çıkıyoruz. Şimdi ubudiyetin taifesinden çıkıyoruz. Ve ibadet taifesine giriyoruz. Şimdi biz kendi gönüllü olarak, kendi isteğimizle bu yolu benimsedik. Senin abdını olalım. In this capacity, ya Rabbi, O Allah, who is also the possessor of the attributes of Rububiyat, who is also the possessor of the attribute of Rab ve Rahman ve Rahim ve Malik-i Yevmiddin sıfatlarına sahip olan Allah,
biz senin önünde başlarımızı eğeriz ve söz veririz. Seni bırakmayacağız, asla senden ayrılmayacağız. Biz bu ibadetle birlikte sonuna kadar buna bağlı kalacağız, yapışık kalacağız. Eğer bizim tarafımızdan bir hata olursa, eğer biz kendi sorumluluğumuzu yahut ibadetin bu sözünü tamamlama konusunda eksik kalırsak, sana söylüyoruz, biz ondan sorumlu olacağız, sen sorumlu olmayacaksın ondan. İbadet yapmak isteyen zat hakkında kusur bir özelliği vardır, onun için o ibadetin sorumluluğunu Allah-u Teala'nın yardımı olmadan yapamaz. Eğer kendiniz onu yapamazsanız ve hatayı yapmaktan sorumlu iseniz, o zaman yardıma muhtaçsınız demek ki. İyyâke nestaîn'in olması gereklidir. Kamil abd olamazsınız. Kamil yardım Allah tarafından bulunmadıkça. Çünkü sorumlusunuz hata yapmaktan ve abdiyette bir şey olmama sıfatı dahi bulunur. Eğer hangi yönden bakarsanız bakın şu netice varacaksınız. Başka bir zat tarafından yardım gereklidir, önemlidir. Çünkü abd manasına bakarsanız ibadet kelimesinin kapsamındadır o. İbadetin anlamı o kadar şimdi geniştir ki orada abdın ilk anlamı dahi vardır ve son anlamı dahi bulunur. Bütün bu anlamları kapsar bu kelime. Çünkü abd oluşunun bir şekli ibadette mutlaka olmalı. Başka bir şeyde bulunamaz bu. İçinde bütün o özellikler abd ve abudiyet ve ibadet kelimesinde bulunan özellikler bulunur. Bu bakımdan geriye bakarsanız ve bu kelime üzerinde düşündüğünüz zaman görüyorsunuz ki abd bir köledir. Hiç onun mülkiyetleri yoktur. O kadar küçüktür, düşüktür. He is not the master of any material. Ki herhangi bir maddi eşyaya dahi sahip değil ve insan hayatında hiçbir şeyin sahibi değil. Human qualities. Everything which he appears to have. Elinde ne varsa zahirde kendisinindir o. Aslında onun sahibinindir. Bu kölenin bir düşüncesidir bu. If there is. Eğer böyle bir köle olursa ki kendi mülkü olmasa, eğer ona yemek yedirilirse şu bakımdan yedirilmez ki o yemeği elde etti. Şu bakımdan verilir ki o olmadan hayatta kalamaz. Ve malik ona yemek verir. Çünkü onun bütün güçleri ve onun yetenekleri o maliğin eli altındadır ve ona mukabil ona bir para vermeye gerek muhtaç değil. Fakat onu hayata tutmak gereklidir. O malik tarafından olur. Bir hediye olarak bu insanlara bir suni bir alakadır. Hakkı yoktur ki başkasına o kadar sahip olsun. Çünkü insanlar eşyalara sahip idiler. Onlar malik tarafından hediye değil, Allah tarafından idi. Allah-u Teala'nın mülkiyeti idi. Bu nasıl olabilir ki bir insan kamil olarak onlara sahip olsun ve başka bir şekil, başka bir sirisini mahrum bıraksın? Bu suni bir alakadır. Fakat öyle bir alakayı anlama konusunda bize yardım eder. Allah-u Teala ile bizim olan alakamızı anlama konusunda bize yardım eder. İbadette contains also the connotations. Abudiyetin bu anlamı dahi bulunur. In itself. So here burada biz şunu söyleriz. Daha önce biz çaresiz idik senin elinde. Sen bize rızık verdin. Sen bize yemek yedirdin ve sensin bu merhaleye getiren. Biz asla bir şey elde edemedik. Her ne ettiysek şu bakımdan idi ki sen bize güç verdin ki biz o işi yapabilelim. Senin bereketlerinden dolayı biz bu merhaleye ulaştık.
Şimdi şimdi biz bunu anladık. Onun için seni severiz ve çok severiz ve isteriz ki sen bize daha da başarılar verirsiniz, verirsin. Öyle insanlar bunlar nasip olur ki onlar gönüllü olarak senin ibadetini yaparlar. Onlara nasip olur. Biz kamil olarak senin ablarınız. Onun için bu dünyada bir şeyin sahibi değiliz. Hiçbir şey kendimiz elde edemeyiz. Sen bize yardım etmeden. O bakımdan biz senin yardımına muhtacız. İyyake nestaîn. And because we have denied the existence of başka for help outside. We can't seek help from any other source. Başka bir zattan biz yardım dilemeyiz. Ancak senden yardım dilebiliriz. Geçen sene ben bunu detaylı olarak bunu beyan ettim. Tekrar etmek istemiyorum. Fakat şuna dikkatinizi şunu hatırlatmak istiyorum. Bu abd yahut ubudiyet küçük şeyleri ve büyük şeyleri hepsini kapsar. Yani küçük şeyler ve önemli olan eşyaların hepsi. Onun için ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayından bahsedeceğim. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o bize anlattı. Nasıl Allah-u Teala'nın yardımı diler. Dedi ki biz en küçük şeyler için Allah'ın yardımını dileriz. Mesela bir ayak bağı gerekliyse Allah'tan yardım dileriz. Küçük bir şeydir ayak bağı. Fakat bunu hatırda tutmak lazım. Öyle bir şey değil bu. Ki yüzeysel anlamı olsun. Yalnız bu değil ki biz Allah-u Teala'nın yardımını dileriz. Cümle orada bitmiyor. Burada derin bir felsefe vardır. Öyle bir felsefedir ki son derecede aciz ve kibarlık öğretir. Ayak bağı nedir? Genellikle fakirden fakir bir insanın elinde dahi bu bulunabilir. Bu öyle bir şeydir ki çok geneldir. O kadar genel ki hiçbir yardımın bir zatın yardıma ihtiyaç yok. Fakat eğer şu bakımdan düşünürseniz öyle bir şeydir ki biz onu kendimiz kendi gücümüzle ele geçirebiliriz. O zaman zannedersiniz ki içinde bir Allah'ın bir sıfatı vardır. Ve o zaman kibirli olursunuz Allah-u Teala'nın önünde. And as if you divide things between o zaman iki düşünce aklınıza gelir. Birisi şu ki öyle eşyalar vardır ki biz kendi gücümüzle onları ele geçirebiliriz. Fakat öyle şeyler vardır ki zordur. Başkasının yardımı olmadan biz onları alamayız. Senin yardımına muhtacız. Zorluk konusunda fakat genel eşyalar için senin yardımına ihtiyacımız yok. Kendimiz onu ele geçirebiliriz. Bu şeytani bir düşüncedir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dikkatimizi buna çekti. Ve buyurdu ki biz Allah-u Teala'nın yardımını talep ettiğimiz zaman küçük bir şey için dahi onda son derece bir aciz ve kibarlık dersi bulunur. Daima hatırımızda tutmamız lazım. Hayatımızda hiçbir küçük bir şey dahi değildir ki Allah-u Teala'nın yardımı olmadan ona sahip olasınız. Eğer Allah-u Teala isterse sizden geri alsın küçük düşündüğünüz şey. O zaman asıl gerçeğe sahip olursunuz ve hiçbir şey yapamazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim bunun zikrini yapar. Allah-u Teala der ki eğer bir sinek dahi sizden bir şey alırsa ne kadar gücünüz varsa o sinekten aynı şeyi geri alamazsınız.
aynı şekilde şekile sokamazsınız. Mutlaka bir değişiklik olacak arada. O bir şeyi ondan alırsanız yine ve bilgisayar vasıtalarıyla ondan bir şey yapmaya çalışırsanız yine aynı şey olamaz o. Eğer Allah sizden bir şey almaya karar verirse siz o zaman Allah'tan nasıl geri alabilirsiniz onları? En küçük şey dahi, bir sinek dahi eğer sizden bir şey alırsanız ondan dahi geri alamazsınız. O zaman nasıl düşünebilirsiniz ki Allah-u Teala bir şeye karar versin ve sizin bir ameliniz olsun onda? Abd kelimesi son derece aciz ve kibarlık öğretir. Burada öyle bir Allah ile muhatapsınız ki ey ya Rabbi, bütün varlıkların sahibisin sen ya Rabbi. Bütün varlıkların sahibi. Bütün varlıkları zinde tutan. Bütün maddi dünyanın sahibi. Bütün dini dünyanın sahibi. Yaratanın yaratma amelinin sahibi ve manevi yaratma amelinin dahi sahibi. Bütün varlıklar ancak senindir ya Rabbi. Bütün varlıklar ona geri, sana geri gidecek. Biz ancak senin ibadetini yaparız. Ve isteriz ki mükemmel olarak senin ibadetini yapalım. Kişisel isteklerimizi bir tarafa bırakarak, gönüllü olarak biz onu yapmak isteriz. Fakat zorluklarla baş başayız. Böyle bir şekilde aciz olursanız, sanki içinizde kuvvet yok, istek var ama güç yok. Bir güzelliği görürseniz, isterseniz ki ona ilerleyesiniz fakat ilerleyemiyorsunuz. Demek ki sizin gücünüz yok. O zaman yaptığınız bütün maddeler, sözler sizin sözleriniz değil. Allah-u Teala o sözleri tamamlama gücünü er vermezse, o aciz dahi Allah-u Teala'nın yardımı istemeye sizi mecbur kılar o. With which you have understood your own humility. If you are eğer tam olarak, mükemmel olarak Allah-u Teala'nın önünde aciz olursanız, Allah-u Teala size yardım eder. If you have left, eğer siz de bir zerre kadar kibir olursa ve zannederseniz ki siz kendiniz bir şey yapabiliyorsunuz. Öyle şeyler var ki kendiniz yapamıyorsunuz, başka bir zata muhtaçsınız. Onun için Allah-u Teala'ya dikkat ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın yardımı o zaman sınırlı olacak. Hangi sınırda kalarak siz ona eğiliyorsunuz ve ondan yardım diliyorsunuz. Bu pek gerekli şeydir ki kendi makamınızı Allah-u Teala'ya mukabil anlayınız. Bu ibadet hakkındadır. Fakat yalnız ibadet hakkında değil, ben onu daha sonra izah edeceğim. Eğer ben karar verirsem ki ben Fatiha suresini daha gelecek derslerde de beyan edeyim. Fakat ben şimdi Allah-u Teala'nın başka bir sıfatına geri dönmek istiyorum. Ubudiyetin başka bir anlamını açıklamak istiyorum. Siz Allah-u Teala'dan bahsedersiniz. Allah olarak içinde bütün sıfatlar vardır. Allah-u Teala'dan bahsederseniz Rab olmak makamından içinde Rahman ve Rahim oluşu sıfatları bulunur. Maddi dünyanın yaratanı bakımından ve dini yaratan bakımından ve bu, ben bunu daha önce kaç defa beyan etmiş bulunuyorum. Biz Rab oluşundan bahsediyoruz. Biz onu dini olarak onu kullanıyoruz. O zaman ibadetten bahsediyoruz demek ki. Yani Rahman'ın ibadeti ve Rahim'in ibadeti. You are worshiping your Lord. Siz Rahman Allah'ın ibadetini yapıyorsunuz. Demek ki istiyorsunuz ki
I'll speak of that later. Tamam, ben bunu daha sonra beyan edeceğim. İbadetin daha fazla izah ettiğim zaman. Now I want to speak. Şimdi ben rububiyetten bahsetmek istiyorum. Rabbul Kur'an olarak değil. Yahut Kur'an'ı yaratan Rahman ve Rahim, şeriatı yaratan Rahim. O bakımdan değil. Şimdi ben Rab'tan bahsediyorum. Bütün kainatı yarattı ve o kainatı gördüğünüz bütün varlıkları o yarattı. O bakımdan abd kelimesi kendi manasında çok geniştir. Ve burada abd'ın iki tercüme yapılabilir. In two categories. Everything which follows the laws of kudret yasalarına göre yürüyen bütün varlıklar ve tam olarak ona tabidir. Bir istek olmadan o bir Rabb'ı tanırlar. Çünkü Rabb'dır. Kudret yasasını yürüten, kendi tecellilerini gösteren ve bu bakımdan Rabb'ın lütufları dahi vardır. Ancak şuurlu bir insan haline geldiği zaman, o zaman lazimi ubudiyettir bu. Ancak orada bir şuur düşüncesi bulunur. Cansız eşyaların abud oluşunun canlı eşyaların ubudiyetinden farkı vardır. İyyake nabudu dediğimiz zaman biz yüce bir mahlukatız. Üst mahlukat, yani bütün mahlukattan daha üstünüz. İçinde şuur bulunur. Öyle şuur ki apaçıktır. O zaman bizim gücümüz vardır. Bütün kainatı temsilen Allah-u Teala'nın önünde temsil edelim. Ve birçok kelimede biz bundan bahsederiz. Eğer sen bizim Rabbimiz olmasaydın, eğer sen cansız eşyaların Rabbi olmasaydın ve canlı eşyaların Rabbi olmasaydın, eğer nebatın, bitkilerin ve canlıların Rabbi olmasaydın, bu merhaleye biz gelemezdik. Onun için biz kainat tarafından seni methediyoruz ve senin Rab oluşunu kabul ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman senin Rab oluşunu nasıl inkar edebiliriz? Sana tabi oluruz. Burada abudiyet kelimesi İyyake nabudu demektir. Bütün kainatı temsilen şuurlu bir şekilde şunu kabul ederiz. Sen bizi zinde tutandır, ayakta tutandır. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bütün varlıkları bize veren sensin. Öyle yasalar yarattın ki bizim için, ki onlar vasıtasıyla bizim bu nizamımız yürümektedir. Şimdi insan olarak biz öyle bir marhaleye geldik ki burada sen bizim Rabbimiz olarak kalacaksın. Bunu kabul edersek yahut etmezsek, sana inanırsak inanmazsak, fakat sen bizim Rabbimiz sensin yine de. Ve öyle taifeden çıkmak isteriz. İnsanların taifesinden. Onlar zannederler ki onlar rizik alırlar, fakat sana muhtaç değil onlar. Sen onlara yol gösteresin diye. Ki kendi mallarını nasıl kullansınlar ve nasıl diğerlere onu dağıtsınlar. That is the economic laws, the laws of subsistence and sustenance. Biz öyle taifeden çıkmak isteriz. Ve şuurlu insanların taifesine girmek isteriz. As such, when we say biz deriz ki İyyake nestaîn, bunu anlama şu olacak ki senin yardımına biz muhtacız. Sen bize mükemmel bir hayat yasasını verdin ki ona amel edeceğiz ve her bakımdan güveneceğiz.
hiç başka birisine görmeyeceğiz. Yahut başka bir batı iktisat uzmanına dahi bakmayacağız. Ki o bize bir rızık versin. Çünkü biz seni tanırız. Ve kendi tecrübemizle biz seni gördük. Ve şuurlu olarak biz diyebiliriz ki sensin. Asıl rızık veren, asıl rızık veren sensin. Bütün varlıkların yaratanı sensin. Sen yalnız sahip değilsin. Aksine her şeye bakmışsın. Onun neticesi şudur ki her şeye yol göstermişsin ve bir dengeyi kurmuşsun. Şimdi sen bizi bırakma artık. Biz seni bırakmak istemeyiz. Burada tekrar vefa alakası bulunur bir razık olarak. Biz seni asla bırakmak istemeyiz. Biz gördük ki sen nasıl kamil olarak bu nizamı izinde tutarsın. O bakımdan sen bizim razimiz ol. İktisadi yasaları anlamaya dahi bize güç ver. Ve şeriat ver bize. Buna göre izah etsin. Ve bize yardım etsin ki bu yasalara tabi olalım. Tam olarak buna inanalım. Senin elinden rızık isteriz. Sudo Rab tarafından değil. Bu her iki nizam Rabbul Alemin yerini aldılar bu dünyada. Böyle bir iddia ederek ki biz onların yasasına tabi olmazsak rızkın öyle bir dağılımı ki eşit olsun, uygun olsun, orada fark olamaz. Asla etkilenemez. O zaman gereklidir ki Marx yahut Lenin'i Rab olarak kabul edelim. Yahut batılı bir iktisat uzmanını Rab olarak kabul edelim. Ki rızk eşit olarak verilsin ve bir nizam olsun. Ve mutluluk elimize geçsin. Bu iddiadır. İnsanların yaptığı iddia. İyyake na'budu. Rab olarak söylendiği zaman bütün bu mümkün iddiaları reddeder. Ve size bir şuur verir. Şimdi başka bir söz vermek üzeresiniz. Siz yalnız ibadet için bize dikkat etmiyorsunuz. Rızık için ve rububiyet için bize dikkat edeceksiniz. Mükemmel olarak bize güveneceksiniz ve insanı yasalara güvenmeyeceksiniz. Öyle yaparsanız o zaman size söz veririz. Biz değişik merhalelerden biz sizi çıkardık. Aynı şekilde biz daha fazla size ilerlemeler vereceğiz ve birçok mutluluğa ereceksiniz. Bizim yasalarımıza tabi oldukça. No nakedness, no living. Kudret yasasına bağlı kalmayacaksınız. Hiçbir koruma olmadan temel ihtiyaçlar bizim elimizde olacak. Ve sonsuz ilerleme sizin elinizde olacak. Değişik yollar size verilecek. Onlar vasıtasıyla siz o rızkı tam olarak istifade edebileceksiniz size verdiğimiz. Böyle yapmazsanız then follow your own ve insani yasalara göre yürürseniz o zaman asla mutlu olamazsınız. Bunun neticesinde savaşlar olacak. Fakat bu Fatiha suresinin ikinci kısmında olacak. Üçüncü şey budur. En önemli olan, bizimle alakalı olan yasaları yaratmak. Yani hükümetin bir düşüncesi. And men, İnsan temel olarak bu üç şeyde dikkatli vardır. Uluhiyet, rububiyet ve malikiyet. Yani bir insan için bir put yapmak ve ona ibadet etmek. Bir insan için Rab yapmak yahut yanlış batıl bir Rabb'a tabi olmak ve o Rab'tan rızık talep etmek. And to ve bir hükmürana, hakime tabi olmak ve o yöneticinin yasalarına
riayet etmek. Fatiha suresi Allah-u Teala'yı bir üç manada ileri sürer. Allah, Rab ve Malik. Rahman ve Rahim. Daha önce de birçok defa ondan bahsettim. Rububiyet konusunun kapsamındadır. Rububiyet ayrı bir sıfat değil. Rahmaniyet ve Rahimiyetin sıfatlarının toplumudur. Ve onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bütün bu sahih sıfatların annesidir. Çünkü bunda özellik vardır, ana özellik. Onun için bütün sıfatların anasıdır. Her şey rububiyetten çıkar. Fakat burada biz maddi dünyanın rızkı konusunda rububiyetten bahsediyoruz. Bu üç şey vardır ki bunlardan dolayı insanın işleri olur. İnsanın bir dairesini düşünemezsiniz ki bu üç sıfatlardan olmasın. Ya insan kendisi yasa yapacak kendisi için, o yasa olmadan yaşayamaz. Ve gereklidir ki kendisi için bir yasa yapsın. Gereklidir ki kendisi için bir Rab yapsın. Fall under the shelter benign patronage of a Rab. Amirul Mu'minin deniliyor ki 3 dakika kaldı orucun açılmasına. Amirul Mu'minin diyor ki onun için gereklidir ki bir yöneticiye tabi olsun. O zaman abd oluşunun 3 anlamı vardır. In one sense, bir bakımdan abd kelimesinde abdün anlamı bulunur. Ve ibadete değiştirirseniz onu direkt olarak Allah ile muhatapsınız. Abdiyete dönüştürdüğünüz zaman o bakımdan siz hangi şeyin sahibi değilsiniz, maliye muhtaçsınız rızık için, o zaman kendi Rabbinizi muhatap ediyorsunuz. İyyâke nâbudu. Ve yöneticilikten bahsediyorsanız, çünkü kölenin kendi yasası olmuyor, kendi maliyenin söylemesi üzerine bütün işler yapar. O zaman siz maliye dikkat ediyorsunuz. Malik-i Yevmiddin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.